Manşete hoş geldiniz. İktidarın büyük stratejik hatası başlığıyla çıktık bugün. Bu elbette artık son dönemecine giren AKP iktidarından, Erdoğan rejiminden bahsediyoruz. Erdoğan esasen rejim demek de doğru değil. Çünkü rejimi kurarsınız ve o rejim devam eder. Kalıcı bir rejim inşa edersiniz ve bir süre devam eder. Ne kadar gideceğini elbette kimse öngöremese de. Erdoğan'ın kurduğu esasen bir rejim değil. Bir boşluk, bir ara dönem, bir fetret dönemi. Devlette her şeyin düştüğü, çöktüğü, bir kişi ve ailesi etrafında dönen ilişkilerin egemen olduğu bir düzen. Yani devamlılığı yok. Erdoğan'dan sonra ister damadını, ister oğlunu, kızını getirin, isterse onun güvendiği başka bir insanı getirin veya getirmede Erdoğan bunu kendi yerine birini geçirmekte başarılı olsun, bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Dolayısıyla bu rejim ve AKP Erdoğan'ın siyasi ömrüyle sınırlı veya biyolojik ömrüyle sınırlı. O bittiği de bitecek. Bu işin böyle bir tarafı. En büyük stratejik hatası nedir, ne değildir? Bunun üzerine kafa yürütürken 2-3 konuda 2-3 konuya dikkat çekmek gerekiyor. Bir tanesi son dönemde özellikle Sedat Peker'in içeriden itiraflarıyla başlayan süreç, daha sonra Erdoğan Bayraktar'ın, ki yarın bu daha iyi anlaşılacak, Erdoğan Bayraktar'ın 17-25'te ortaya çıkan bütün yolsuzluk ve rüşvet soruşturması detaylarını ve o dosyanın detaylarını kabul ettiği açıklama, bir kendiyle ilgili bölümleri kabul etti, diğer taraftan da diğer isimlerin de bir hırsızlık şebekesi olduğunu kabul etti. Beni hırsızlık çuvalına sokmaya çalıştılar dedi. Dolayısıyla her iki tarafı da kabul etmiş oldu ki bunu zaten o gün de kabul etmişti. İstifa ederken her şeyden başbakanın sorumlu olduğunu söyleyerek. Şimdi deniyor ki bu konu işte efendim hiç makes bulmuyor, yankı bulmuyor, gereği yapılmıyor. Sedat Peker'in doğru yanlış iddiaları, Erdoğan Bayraktar'ın doğru yanlış iddialarının üzerine gidilmiyor. Bir savcı, yürekli bir savcı harekete geçmiyor. Harekete geçilmediği sürece de o iddialar orada duruyor. Yani Süleyman Soylu ile ilgili akçeri işlerden karanlık işlere kadar yığınla iddia ve işte saraydaki danışmanların muhabbet tellallığından başka pek çok konuya kadar iddialar orta yerde duruyor. Deniz Baykal'la ilgili tarafında CHP arkasında duruyor. Baykal'ın ve iddiaları yalanlıyor. İşte sarayla ilgili bölümünde de Erdoğan ve avanesi yalanlıyor ve elemanlarının arkasında duruyor. Korkmaz Karaca işte en son muhabbet tellallarından biriydi. Diğer konularda da kimsenin başına bir şey gelmiyor. Yani bir başka muhabbet tellalından bahsetmişti. Bu Zindaşti örneğinde Sedat Peker. Daha sonra ortaya çıkan kadın da, ismini anmaya bile gerek yok, çıktı bir video yaptı. Sonra o videonun da arkasında duramadı. Kapattı gitti. Başına bir şey gelmedi. Herkes deniyor ki işte Burhan Kuzu öldü, onun üzerinde tepiniliyor falan. İşte yaşasaydı bayağı zor bir dönem geçiriyor olacaktı. Yani yaşayanların başına bir şey gelmiyor. Burhan Kuzu da yaşasaydı başına bir şey gelmeyecekti. Pişkin pişkin çıkıp Twitter'dan veya başka yerlerden kendini savunacaktı. Tabii elbette varsayımlar üzerine duramayız. Ben şeye katılmıyorum. Yani bu yaşananlar hiçbir şeye yol açmadı. Ve durumu, düzeni, gidişatı değiştirmedi. Hayır, ben buna katılmıyorum. Ve bunu da bundan 1,5 ay kadar önce yazdığım bir yazıda anlatmıştım. Yani TRT 24'te her gelişme etinden bir parça koparıyor başlığıyla yazdığım yazıda. Bunu anlatmıştım detaylarıyla. Oraya da bakılabilir. Kısa analizi de var geriye doğru. Kısa analizini de yapmıştım YouTube'da. Bu gelişmeler, bu yaşananların hepsi iktidarın, saltanatın yumuşak karnına birer hamle, birer darbe olarak değerlendirebilirsiniz. Ve her defasında büyük yara alıyor. Büyük yara aldığı için de bugün AKP tabanı artık AKP tabanının kendi liderlerine ve liderliklerine inancı kalmadı. Liderlikten kastım sadece Tayyip Erdoğan değil, onun altında işte Fahrettin Altun'dan Mahir Ünal'a, işte partideki bir takım isimlere kadar belli başlı yerleri tutmuş bakan veya parti sözcüsü veya partide etkili makamlardaki insanlara kadar çeşitlendirebilirsiniz. AKP'liler bu duruma bakıyorlar ve artık diyorlar, büyük bir çuvallama dönemine girdik. Büyük bir sendeleme dönemine girdik. Ondan dolayı da kendi önlemlerini alıyorlar. Ve bu
bunu Erdoğan Bayraktar da açıklıyor ve diğerleri de açıklıyor. Yani herkesin servet kaçırmaya başladığını, canlarını kurtarmaya çalıştığını, ikinci, üçüncü ülke vatandaşlıkları peşine düştüğünü, yarın öbür gün devran döndüğünde kendilerini savunacak ne bir yargı ne de bir reis olacağını düşünüyorlar ve herkes kendi önlemlerini almaya bakıyor ve özellikle son dönemde, son 6 ay ve 1 yıldır büyük bir çuvallama içerisinde AKP liderliğinin gelişmeleri göğüsleyemediği gibi gelişmeleri tersine çevirme becerisini de yitirdiğini düşünüyorlar. Haliyle Erdoğan da önümüzde bir seçim olursa, bu seçimde bütün manipülasyonlar bir tarafa, her türlü manipülasyonun yapılacağı, her türlü işte sosyal ağları kapatabilirler, kendi yalanlarını devreye sokabilirler, tekrar tanzim satışları kurup işte bak enflasyon yok diyebilirler, her şeyi yapabilirler. Bunlar bir öngörü veya kehanet değil, daha önce olduğu için bundan sonra da yaşanacak şeyler. Her şeyi yapacaklardır ve Erdoğan bir önceki yayında değil, birkaç önceki yayında bahsetmiştim, son kez oy isteyebilir. Yani ben oyunuza son kez talibim. Bu kardeşinize bu yetkiyi verin. Bakın 5 senede her şeyi düzelteceğim ve bu 5 sene benim final senem olacak diyebilir. Hani daha evvel ustalık, çıraklık, kalfalık neyse dönemleri vardı ya. 2011'de oy isterken Erdoğan ustalık dönemi için oy istemişti. Artık çıraklığı ve kalfalığı geride bıraktık ilk iki dönemi. Üçüncü dönem sizden ustalık dönemi için oy istiyorum demişti. 2011'den 2021'e ustalığı gördük. Şimdi 2018'de de işte bu kardeşinize tek başına yetkiyi verin. Bakın görün ne olacak. Doları da tersine çevireceğim, ekonomiyi de düzelteceğim gibi pek çok sayıda mesajı, demeci var. 3 sene sonra onun da ne olduğunu gördük. Ama dediğim gibi yersen her şeyde hikaye tükendiği halde, vaatler tükendiği halde yeni yeni şeyler söylüyor. En son zannediyorum çıkaracağı tavşan bu. Yani diyecek ki bu kardeşinize son kez oy verin. Son kez 5 yıl iktidar talep ediyorum sizden ve bir daha da olmayacağım diyebilir. Ve diyecektir bunu, büyük ihtimalle diyecektir. Ve vatandaş da aman işte bak gidiyor, işte bir kere daha verelim de gitsin falan diye buna kananlar da olacaktır. Olabilir. Evet. Ama en büyük stratejik hatası tabanda kaynayan, tabanda fokurduyan gelişmeyi görememesi Erdoğan'ın. Kendi tabanının dahi çok fazla farkında olamaması. Onca araştırma şirketine rağmen ve önüne konulan yalan yanlış manipülatif araştırmalara rağmen. O açıdan Erdoğan'ın gidişatını hızlandıran önemli bir etken de bu. Yani CHP, sol görüş, işte milliyetçiler İYİ Parti özelinde veya başka işte değişik fraksiyonlar, Milli Görüş, Saadet Partisi bir biçimde yapamadı. İktidarını zayıflatamadı. Seçimlerde karşısına her defasında yanlış adaylar çıkartarak, arkasını da getiremeyerek falan bir son 7-8 yıldır çok kötü bir sınav verdiler. 2015'ten başlıyor bu. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlıyor. Son tahlilde içeriden bir takım itiraflar ve içeriden bir takım vozurdamalar, fokurdamalar esasen Erdoğan'ın ve AKP rejiminin veya AKP döneminin sonunu getirdi. En büyük stratejik hata da bunu doğru okuyamamak. Her ne kadar seçimlerde milletin oyuna son kez talip olmayı düşünse de. Evet. Şimdi Taliban'la ilgili bir Samira Mohyeddin isimli bir Twitter kullanıcısı paylaşmış. 1979'da İran'da olan 2021'de Kabil'de oluyor demiş. Benim buna ekleyeceğim şey şu. Evet, 1979'da kadınlar mollalara böyle karşı çıkıyorlardı. Ama neticede mollalar 42 yıldır İran'da ne derlerse onu yapıyorlar. Dolayısıyla kadının adı yok. Ve bundan sonra bu dönemin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir 40 yıl daha devam edebilir, yarın da bitebilir. Benzer bir durum şu anda işte kadınlar, bir takım cesur kadınlar, direnişçi kadınlar Taliban yönetimine meydan okuyor Afganistan'da, Kabil'de. Ben önceki yayınları takip edenler bilir, bu döneminde bir geçiş dönemi olduğunu. Tıpkı 1979'daki şu kare gibi bu döneminde bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Ve bu Taliban'ın tam hakimiyeti sağladıktan sonra çok öyle bir kadın direnişçi veya cesur kadın kalacağını zannetmiyorum. Olabilir, onlar da ya evlerine kapanacaklar ya da ülkeyi terk edecekler. İşin böyle bir yönü var. Dönelim Türkiye'ye. Furkan Vakfı çok önemli bir kampanya götürüyor. Adana Emniyeti'nin işkencecisini
lanetliyoruz. İnsanın onur ve haysiyetini hiçe sayan işkenceyi kabul etmiyoruz. Adana Emniyeti işkencesini lanetliyoruz. Adana Emniyeti'nde işkence başlıklı bir sosyal ağlarda şu şeyi paylaştı. Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul'un vakfın lideri veya cemaatin lideri, açıklaması da var, videosu da var. Aynen okuyorum. 25 yılı aşkın süredir İslam'a hizmet eden Furkan gönüllüleri tertemizdir. Adımızı her türlü hilelerle lekelemeye çalışanlar bilsinler ki işkenceler, zulümler bizleri yıldırmayacak. İnsanın onur ve haysiyetini hiçe sayan işkenceyi kabul etmiyoruz. İnsan onuruyla bağdaşmayan ve kardeşlerimizin bedensel ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan Adana Emniyeti'nin zulmünü lanetliyoruz. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü pazar günü. O bu tür yıl dönümlerinin anılması, aman bir daha başımıza gelmesin falan filan denmesine ne gerek var? Çünkü sıcağı sıcağına çok daha şiddetlisi özellikle belli alanlarda maalesef yaşanıyor. Güncel bir haber, TR724'ten okuyorum. Fatura tüccara kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan sebze hallerine fahiş fiyat baskını. Bununla ilgili de birazdan enflasyon, hayat pahalılığıyla mücadele, Tayyip Erdoğan'ın vardığı son nokta, bununla ilgili de konuşacağım. Bu işlerin çözüm olmadığını vatandaşlar da biliyorlar ama bir seçim satımı haline girildiğinde tanzim satışların tekrar döneceğinden kuşkunuz olmasın. Palalı Sabri çetesine operasyon, 62 kadına zorla fuhuş yaptırmış. O evet, palayla gezi eylemcilerine saldıran Sabri Çelebi'nin muhabbet tellalı olduğu ortaya çıkmış. Yani ortalık gerçekten kadın tüccarlarından falan geçilmiyor. Bunun o günde belli olduğunu, o günde bilinen bir hikaye olduğunu söyleyenler var. Benim dikkatimden kaçmış bilmiyorum ama sonra da sırra kadem basmış bu vatandaş. Evet, T24'ten okudum. Bir not daha, internette gezinirken manşetin radarına takılan mühim bir not. TR724'ten okuyorum. Uluslararası Tahkim Kurulu'nun Koza İpek kararı 2 yıldır uygulanmıyor. Nedir o? Tahkime müracaat ettiğinde Akın İpek, Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, tahkim Türkiye'de devam eden gerek Koza İpek'le ilgili gerekse İpek ailesine dönük bütün dava ve soruşturmaların durdurulmasını emretmişti ki bu bir amir hükümdü, bir amir karardı. Davanın iki tarafı var, bir tarafı da Türkiye, Ankara ve bu karar uygulanmamıştı ve 2 yılı aşkın bir süredir bu karar uygulanmıyor. Akın İpek tweet paylaşmış. Uluslararası Tahkim, Yüksek Tahkim Kurulu İpek ailesi hakkındaki ceza davalarını durdurun kararı verdi. Karar kesin ve bağlayıcı diye. Bugün 13 Eylül 2021 tarihli tweet. Aradan 2 yıl geçti ancak İpek ailesiyle ilgili davalar devam etti. Yani bir anlamda Türkiye bildiğini okumaya devam ediyor. Fakat tahkim deyip geçmemek gerekiyor. Bir tahkim mahkumiyeti halinde Ankara'nın ödeyeceği bedeller, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı varlıkları itibariyle Ankara açısından, özellikle saray açısından düşünmeye değer. Sedat Peker hafta sonu attığı tweetlerle dikkat çekti. İlki çok enteresan bir tweetti ki bu cumartesi günkü Erhan Başyurt perde arkasında çok genişçe bu konuyu analiz etti ve bunun tarihi tarihten gelen işte örneklerle anlattı. Sedat Peker neyi kastetti? Sedat Peker'in atıfta bulunduğu kişiler kimdir? Ve onu da çok güzel anlattı. Lütfen o yayını seyredin. Cumartesi günkü perde arkası yayını. Ben yayından önce baktığımda 300 bine geliyordu izlenme, görüntülenme rakamı. Gayet güzel izlendi. İzlemeyen de izlesin. Sedat Peker diyor ki WhatsApp yazışmalarını okumaya hazır mı toplumumuz? Bunu gerçekten bilmiyorum. İpşir Paşa, ki İpşir Paşa'yı çok iyi anlatıyor Erhan Başurt o yayında. Türk tarihinin deyyusu ekberidir. Deyyus ne demek bilen bilmeyeni anlatsın. Erhan Başurt yayınında onun cevabı da var. Yani en büyük pezevengidir. Sizlere ondan daha büyük bir pezevengi tanıtacağım. Ya bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Aynen okumak zorunda kaldığım için hiç kullandığım, günlük hayatta bile tercih ettiğim bir şey değil. Ama maalesef işte bu literatür maalesef bu yayınları da böyle kirletiyor. Sizlere ondan daha büyüğünü tanıtacağım. Dağ gibi biri, dağ gibi bir pezevenk işte. Ayrıca sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya. Mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz diyor. Bakalım ne zaman eğlendirmek için tekrar Sedat Peker sahneye çıkacak. Hoş, eğlendirmek için paylaşmıyorum dese de. Yeni paylaştığı sıralı tweetlerde de pazar günü
Bankasya'ya para yatıranları FETÖ'cü diye cezaevine atarken o dönemi Bankasya Genel Müdürü'nün SPK'nın başına getirilmesine sessiz kalanlar vicdan sahibi kimseyi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramazlar demiş. Aynı biçimde Akın İpek'in mallarına FETÖ'cü diye el koyulurken Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince'ye devlet ihalesi verenler akıl sahibi hiç kimseyi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramazlar demiş vesaire. Yine burada çok enteresan bir şekilde 15 Temmuz kalkışmasında 13-14-15 yaşlarında olan askeri okul öğrencilerini yaşları şimdi tutuyor diye tutuklayanlar kripto FETÖ'cü olduğu herkesçe bilinen emekli subayların televizyonlara çıkmasına izin verirken bana FETÖ ile mücadele ediliyor masalını anlatamazlar falan diye devam etmiş. Çok enteresan. Yani artık insan vicdanının kabul etmediği, etmeyeceği bir takım konularda da Sedat Peker'in 15 Temmuz'da 13-14-15 yaşında olan çocukların haklarını savunmaya başlaması falan yönüyle çok enteresan. Fakat Sedat Peker'in yazdığı her şey doğru değil. İşte neymiş efendim? İşte mücadele edilmiyormuş. Cemaatle mücadele edilmiyormuş. Her gün operasyonlar yapılıyor. 50-100-150 kişi şu veya bu gerekçeyle. Yok bayluk, yok ankesör, yok işte 13-14-15 yaşındaki çocukların gözaltına alıp tutulmaması, tutuklanması. Yok işte 17-25 Aralık operasyonunu yapan polislerin eşlerinin tutuklanması. En son işte gene 15 Temmuz'da mühim bir isim Diyarbakır'dan Ankara'ya Özel Kuvvetler Komutanı Aksakalı tarafından getirtilip Ömer Halis Demir'e öldürtülen Semih Terzi'nin oğlunun da aynı şekilde gözaltına alınması falan. Bu konu cemaat veya cemaat adı altında ve o yaftayla o soruşturmalar, o gözaltılar, o tutuklamalar amansız bir şekilde devam ediyor. Yani buna katılmak çok mümkün değil. Sosyalist cepheden Ergin Yıldızoğlu paylaşmış ki katılıyorum buna. Bugün merak etmeyin seçimlerde gidecek diyenler, dün merak etmeyin bunlar ülkeyi demokratikleştirecek diyenlere benziyorlar diye düşünmeye başladım diyor. Haklı. Sosyalistler de ümidi kesmiş seçimden veya seçimle iktidarın değişeceğinden. Öyle görülüyor. Evet. Nasıl olmasın ki? Yani Diyarbakır Barosu ki eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 2015 Kasım ayında nasıl katledildiğini herkes izledi. Yayınlarla, videolarla, grafiklerle izledi. O dört ayaklı minarenin hemen dibinde yaptığı basın açıklaması esnasında. Ve Diyarbakır Barosu eski başkanıydı. Diyarbakır Barosu'nu dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ziyaret ediyor ve Diyarbakır Barosu da bunu böyle fotoğraflı olarak paylaşıyor. Utanmadan, sıkılmadan Ahmet Davutoğlu Tahir Elçi'nin fotoğrafının altında böyle bir poz veriyor. Ama Ahmet Davutoğlu değil utanması gereken, onu bu şekilde ağırlayan Diyarbakır Barosu. Böyle bir şeye gerek var mıydı? Bunu nasıl izah ediyorsunuz diye sormak icap ediyor. Tahir Elçi'nin öldürülmesinin, katledilmesinin bir numaralı siyasi sorumlusudur Ahmet Davutoğlu. Evet. Nasıl olacak ki? Can Dündar paylaşmış Ankara'daki İngiliz Elçiliği'nin Ekim 1978 tarihli raporu. Ecevit dengeyi kaybeder de Demirel yeniden iktidar olursa Türkiye büyük şiddet olaylarına ve Hitlervari bir faşizme sürüklenebilir. TSK'nın tepedeki generalleri emir komuta zinciri içinde darbe yapabilir diyor. İngiliz Elçiliği'nin Ekim 78 tarihli raporunda 12 Eylül haber veriliyor. Dönelim. Peki 15 Temmuz 2016'dan İngiliz Elçiliği'nin, aynı İngiliz Elçiliği'nin haberi var mıydı? Var olduğunu Murat Yetkin'in tanıklığından öğrendik. Askerler ne yapıyor? Askerler nasıllar? Falan gibi sormuştu. Kısa bir süre önceki resepsiyonda askerlerden haber var mı? Falan. Murat Yetkin de söylüyor yani niye böyle bir şey sordu anlayamadım ama şimdi daha iyi anlıyorum diyor. Şimdi İngiliz Elçiliği'nin 15 Temmuz'dan haberi var mıydı? Var olduğunu o günkü İngiliz Elçisi Richard Moore'un açıklamalarından ve davranışlarından, hal ve gidişatından anlamak mümkün. O elçi bugün MI6 denilen, hani James Bond filmlerinden hatırlayın, İngiltere Dış İstihbaratı'nın başında. Bir 12 Eylül tanıklığı ki çok etkileyici, Pamuk Yıldız... Ankara Akdere Devrimci Yol davası sanıklarından devrimci bir isim. 1 Kasım 1980'de 18 yaşındayken cezaevine girmiş. 1987 Mayıs'ında 7 ay fazla yatarak tahliye olmuş. Yani yaklaşık 7 yıl bir cezaevi hayatı var. Ve içerideki atmosferi ve çıktıktan sonra yaşadıklarını anlatmış. Çok çarpıcı birkaç satır okuyacağım. Diyor ki Pamuk Yıldız. İçeride çok düş kuruluyor ama tahliye olunca sevinçten çok burukluk hissediliyor. İlk düşünülen yine içerisi oluyor.
Dışarıda insan bir yalnızlığın içine düşüyor. İlk günlerde evden yalnız çıkamıyordum. Yürümekte, konuşmakta zorluk çekiyordum. Her şey bana içeriği anımsatıyordu. İçerideyken 2 saat televizyon seyrediyorduk. Yine aynı programları seyretmekten hoşlanıyordum dışarıdayken. Evdekiler, akrabalar bana uzak geliyordu. İlk zamanlar beni en çok mutlu eden şey yine cezaevydi. Duruşmaya gidip arkadaşlarımı görünce, onlardan mektup alınca çok seviniyordum. Şimdi de öyle ama o zaman çok yoğundu, diyor Pamuk Yıldız. Ben zannediyorum bugün cezaevlerindeki psikoloji, cezaevinde bir süre yatıp, epey bir süre, 5-6 yıl yatıp, 2 yıldan uzun süre yatıp çıkanlar özellikle benzer duygular içerisindeler. Ki bu hep yaşanıyor Türkiye'de. İşte 40 sene önce Pamuk Yıldız içeride 7 yıl yatarak bunu yaşamış. Anılarında böyle anlatmış. Bugün çıkanlar veya bugün cezaevinde olanlar da benzer şeyleri söyleyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü 2 yılı geçince, özellikle ki bir cezaevi sakininden dinlemiştim. 2 yılı geçince insan alışkanlıklarını terk etmek zorunda kalıyor demişti. Evet, o onun tespitiydi. Subjektif olabilir. Yani cezaevi onun hayatı oluyor. Dışarıdaki bir takım alışkanlıkları, yani ailesi, çocukları, yakınları, dışarıda yaptığı kimi şeyler, araç kullanması, ne bileyim kahveye gitmesi, tatile çıkması, işine gidip gelmesi falan gibi alışkanlıklar unutuluyor veya mazide kalıyor. Döndükten sonra da tekrar normal hayata adapte olamıyor. Dönelim gene gerçek gündeme. Şimdi bu kepsi ben A Haber yayınında bizzat çekmiştim. Ocak 2014'te. Yani 17-25 Aralık patladıktan 3-4 hafta sonra. O gün deniyordu ki kuru fasulye oyunu bozulacak. Tarım Bakanı Mehdi Eker'di. Kaos lobisi mutfaklara dadandı. Hiçbir şey değişmedi. Onun için diyorum iktidarın büyük stratejik hatası artık 8 sene sonra da aynı yalanlarla devam edeceğini düşünmek. Artık kendi tabanı isyan ederken. Şimdi Erdoğan demiş ki enflasyonu kontrol altına alıp fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Başta söyledim, tekrar etmeyeceğim. 2011'de ustalık dönemiydi hani. 2018'de bu kardeşinize yetki verin, her şeyi halledeceğim de hani. Evet. Cem Toker paylaşmış. Enflasyona gerekçe gösterilen fırsatçılar edebiyatı AKP'nin sorumluluktan kurtulmak için yarattığı günah keçisidir. Serbest piyasada fırsatçılık olmaz. Olsa da 1-2 üründe 1-2 gün sürer. Ülke enflasyonunu dünyada en yüksek seviyelere çekemez. Ekonomi okuyanlar bilir diyor. Bir liberal olarak, serbest piyasaya inanmış, iman etmiş bir liberal olarak Cem Toker'in söylediklerini yabana atmayın. Dönelim aşı tartışmasına. Türkiye aşıyı, aşılanma veya aşı karşıtlığını uzun bir süredir tartışıyor. Hafta sonu da bu konuda mitingler oldu. En son babasının Refah Partisi'ni canlandıran, yeniden Refah Partisi'ni kurup genel başkanı olan Fatih Erbakan, aşı olmayı düşünmüyorum, mRNA yani BioNTech aşısı, 3 kulaklı 5 gözlük yaratıklar doğmasına yol açabilir demiş. Evet. Ben bu konuda daha önce söylediğim şeyi bir kere daha tekrar edeceğim. Ne aşı savunuculuğu ne aşı karşıtlığı. Herkes fikrini söylesin ama kimse kendi fikrini de başkalarına dayatmaya kalkmasın. Ayrıca toplumsal bu konuda, toplumsal olarak ihdas edilmiş kimi kurallar. Belediyeler olabilir, resmi idare olabilir veya o bölgedeki mahalle kuralları olabilir. Onlar bir konuda hassasiyet gösteriyorsa bu hassasiyete de uymak icap eder. Yani maskeli dolaşmak arzu ediyorsa veya aşı kartı istiyorsa bunlara da uymak icap eder. Elbette kimse aşı olmak zorunda değil. Bir kere daha söyleyeyim, yaşadığım ülke İngiltere'de 2 doz aşılamayla vaka sayılarının kontrol altına alındığını ve aynı zamanda yoğun bakımdaki hasta sayısı artı ölüm oranlarının da muazzam derecede %80-90'lara varan derecede düştüğünü gördüm. Şimdi 3. doz aşı, 4. doz aşı tartışılıyor. Önümüzdeki kış sezonunun özellikle Ekim ayından başlayarak nasıl süreceği, nasıl seyredeceği merak ediliyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Fakat bugün şu saat, şu tarih itibariyle 2 doz aşılamanın ölüm ve hastanelerdeki yoğun bakım oranlarını büyük oranda düşürdüğünü söyleyebilirim. Bu arada kanser aşısı geliştiriyormuş Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Bu ikili Almanya'da Pfizer-BioNTech ortaklığında bir son derece etkili bir aşıya, COVID-19 aşısına imza atmışlardı. Şimdi Uğur Şahin yaşlanma süreci tersine çevrilebilir diyor. Belli ki buradan gelen milyar dolarları da yine tıpta devrime yol açabilecek bir takım gelişmeler için harcıyorlar. Yeni ilaç, aşı veya tedavi geliştirmeler için
son derece anlamlı, son derece umut verici gelişmeler. Yaşlanma süreci tersine çevrilebilir derken şunu anlıyorum. Kaliteli bir yaşlanmanın temin edilmesi mümkün. Bunu insanlar dikkatli yaşayarak yapabiliyorlar hali hazırda. Sporuna, egzersizine, diyetine dikkat ederek ama muhakkak Uğur Şahin'in, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi elbette Özlem Türeci'nin bildiği başka şeyler de var. O arada İngiltere'de de hatırlatmadan geçmeyeyim. BBC Türkçe'nin internet sayfasında var. Detayını okuyabilirsiniz. Oradan okuyabilirsiniz. İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken teşhis etmesi umulan bir kan testi deneniyormuş efendim. Evet. Bu konuda da çalışmalar belli ki finale doğru yürüyor. Son not, Almanya'dan Elmas Topçu paylaşmış. Başbakan adayları tartışmıştı Alman kamu yayın kuruluşunda. Mühim bir şey söylüyor. Diyor ki, burada kamu radyo televizyonlarında çok iyi bir gelenek var. Seçim yayına, bu yayında paralel olarak söylenenler hızla analiz edilir. Doğru mu diye teyit üzerine çalışan bir ekip kurulur. Ve sonuçlar hemen yayınlanır. Yani başbakan adayları tartışırken ortaya attıkları tezler, iddialar veya vaatler neyse bir ekip bunların teyidi için eş zamanlı olarak çalışıyor ve yayından hemen sonra bu, hatta bazen yayına da paralel olarak bu doğrudur veya bu yanlıştır diye ortaya konur. İşte gerçek seçim yayını, gerçek seçim satımı halinde olması gereken seçim propagandası bu. Ağzınızdan çıkan lafa bile dikkat edeceksiniz. Çünkü anında teyit edilmeyip yüzünüze çarpılabilir. Ve yarışanlar da elbette bunu göz önüne aldıkları için kullandıkları argümanları, teyitli argümanları elbette tercih edecekler. Bir kere daha yani ayrı bir otokontrol geliştirmelerine yol açacak bu. Şimdi bu bugünkü Milliyet'te yayınlanan bir ilan. Çin devletinin verdiği bir ilan. Aydınlık gazetesi değil yani, Milliyet gazetesi. Etnik eşitlik politikasının tanığı ve yararlananı. Sincan'da halk ekonomik haklara eşit biçimde sahiptir filan. Evet. Manipülasyon teyit edilmedikçe ve böyle tek taraflı ve ülkenin gazetelerine verilen ilanlarla böyle yürüdükçe nasıl olacak ki? Nasıl gerçekler ortaya çıkacak ki? İktidar, İzliyoruz, takip ediyoruz. Sosyal ağlarda yeni düzenleme adı altında yeni yasakları devreye koymaya çalışıyor, hazırlanıyor. Ve elbette bir seçim süreciyle paralel olarak en geç bir sene içerisinde bu seçimle yüzleşecek Türkiye. Ama önümüzdeki 12 ay belli ki bu yönde çokça gelişmeleri sıkça işiteceğiz, göreceğiz, duyacağız, dinleyeceğiz. Evet. Böylelikle bir yayın daha noktalıyorum. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.